Günaydın arkadaşlar. Bugün kan tahlillerimi vermeye gittim. Sabahtan saat 11 oldu. İnanılmaz açım. Şimdi fuarda yürüyorum. Çok özlemişim fuarda yürümeyi. İzmir'i bilenler bilir. Fuar İzmir için çok özel ve kıymetli bir yerde. Sonradan kahvaltı yapmaya, oradan da cilt bakımına gideceğiz. Başka bir şey var mıydı bugün? Aslında şöyle, akşama yapacağımız şeyleri kısıtlamak zorunda kaldım. Bugünkü programları tamamını iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü unutmuşum. Cilt bakımı biraz hoyrat geçecek. Neyse, zaten size oraları göstereceğim. Şimdi ben güzel bir yürüyüş, sonra kahvaltı. Şimdi bir video izliyorum. İnanılmaz etkilendim. Dünden beri izliyorum. Yaklaşık kaç saatlik bu? 1,5 saatlik bir yayın. Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim programında Ayşegül Çoruhlu'yla programı. Ayşegül Çoruhlu'yu zaten çok severim. Onun bende Bir Sirke diyen kitabı vardı. Bunları çok ara verdiğim için bence bu dönem böyle biraz sallantıda ve hastalıklarla uğraşıyorum. Müthiş bir yayın. Eğer izlemediyseniz izleyin. Aşağıya onun da linkini bırakacağım. Çok etkilendim. En can alıcı yerini söyleyeyim şu ana kadar izlediğim. Ben kaç saat, bir saati oldu artık izleyeli yani. Yani 2 güne yayıp hızlandırarak 1 saatte izliyorum. Bütün tanıdıklarıma attım videoyu. O yüzden size de söylüyorum şimdi. Evet, 1 saat 13 dakikadır izliyormuşum son 10 dakikası. Ayşegül Çoruhlu diyor ki 2030'a kadar kendinize çok iyi bakın. 2030'da artık yaşlanmanın çözümü bulunmuş olacak. Ve 2030'da kaç yaşındaysanız, şimdi ben 2030'da 37 yaşında olacağım. 37 yaşında nasılsanız artık o yaşta görünüyor olacaksınız ve o yaştaki bir bedenin sağlığında olacaksınız. Yani 37 yaşıma kadar kendime ne kadar iyi bakarsam 37'imden sonra da artık hep o bedende ve o görünürlükte, o zindelikte olacağım. Beni çok etkiledi. Beğendiğim için de sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi izlemeye devam edeceğim. Kahvem bitmek üzere, sonra doktora gidiyoruz. Şimdi ben cilt bakımından geldim. Neler yaptırdım biliyor musunuz? Bugün altın iğne yaptık. Üstüne botoks yaptık. Ben yaklaşık 2 ya da 3 yıldır botoks yaptırmıyordum ama belki fotoğraflarımdan koyarım size. Benim gözlerim bozuk olduğu için odaklamak için hep kaş çatıyorum. Ve dolayısıyla da bu kaş çatma serüvenim beni artık rahatsız etmeye. Çünkü aşağıya doğru bakan kaşlar yorgun ve bir o kadar da yaşlı gösterir. Tabii ki bunu aslında benim gözlerim odaklamak için yapıyor. Bunu anlıyorum. Ve sürekli de gözlük takamıyorum. Bir de taksam bile artık o bir refleks olmuş. Yani ben sürekli kaş çatarak bakıyorum etrafıma. Evet, pandemiden sonra bir kere yaptırdım. Ondan sonra da yaptırmadım. Çünkü yapan kişi bence benim göz kapaklarımı düşürdü. Ve ben birazcık bu alanda rahatsız oldum. Evet anneciğim, haklısın. Şimdi neden bakamıyorum, eğilemiyorum? Çünkü bu tarz şeyler yapıldığında eğilmemek gerekiyor. Hatta şöyle konuşsam daha iyi olacak. Canım Bella'cığım. Bella'yı sevmem gerekiyordu. Bu tarz şeyler yapıldığında eğilmemek gerekiyor arkadaşlar. Bir gün en azından. En az 4 saat diyor doktor. Ben yaptıralı 4 saati geçti. Ama bizim için önemli olan 4 saat ile 24 saat arası demişti. 4 saati geçmedi, yalan söyledim. Ama 4 saate yaklaştık bence. Bir bakacağım saat kaçta yaptırdığıma dair. Biliyorsunuz sabah kan vermiştim. Yani bu dönem benim genellikle kendimi kötü hissettiğimde yaptığım şeylerden bir tanesi, bir, kesinlikle kan değerlerime baktırıyorum. 2, kendimle daha çok ilgileniyorum. Geçen haftaki videoyu izleyenler bilir neden kendimi kötü hissettim. Ailemde takım hastalıklar vardı. Bunlar böyle çok üst üste gelince birazcık ne derler, psikolojik olarak kendimi kötü hissettiğim bir yerdeydim. Toparlamam gerekiyordu. Zaten bu hafta çok iyiyim ama işte o hafta böyle hemen bu randevum çok önceden alınmıştı da doktor randevularımı da aradan çıkarttım. Bugün kanımı da verdim. Hala sonuçlarım tamamen çıkmadı çünkü saat 11'de
Zaten bunu söylemiştim, oraya geçiyorum. Ve altını yine yaptık. Şöyle görüyor musun? Hani bu yüzüme odakladığı için görmüyor olabilirsiniz ama şuralarda görüyor musunuz altın iğnenin izlerini? Yüzümde de aslında hala var ama ilk halimi çekmeyi çok istedim. Sonra siz korkmayın diye çekmedim. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika uyuşturucu iğneyi zaten tutmuştum arkadaşlar cildimde. Yani benim isteğimdi bu. Dedim ki çok uzun süre kalsın. Ama çok hassas bir cildim, çok hassas bir ağrı eşiğim var. Çok canım acıdı ve siz bunu görüp korkun istemedim. Çünkü belki ağrı eşiğiniz benimkinden daha fazladır. Yani ağrıya dayanma eşiğiniz benimkinden daha fazladır. O yüzden de istemedim orada korkmanızı ve çekmedim. Ama şöyle söyleyeyim, yani yapana kadar, yapıldıktan sonra ilk 15 dakika çok acıyor. Yani yaptırdım, çıktım. Biraz yürüdüm açıkçası çünkü hava çok güzel İzmir'de. Bahar havası var. Terin esinti bana çok iyi geldi. Birazcık yürüdüm, işte Alsancak'taydı, eve geldim. Bu süreçte de dediğim gibi yüzümdeki bu aşırı, o arada tabii botoks yapıldığı için burası biraz şiş. Buralar böyle nokta nokta, herkes size bakıyor ve gözlük takmamaya çok özen gösterdim ama baktım çok mimik yapıyorum. Gözlük taktım çünkü sürekli kaş çatıyorum. Bakayım şimdi hala çatabiliyorum. Zaten 2 gün sonra falan belli olacak. Şimdilik böyle. Kendimi kötü hissettiğim dönemlerde spora da çok fazla açıkçası önem veriyorum. Bugün spor yapmak da yasak. Şimdi bunları soracaksınız. Sormadan ben söyleyeyim. Şöyle tutunca daha güzel oluyor. Benim için bu hafta böyle çok daha, tabii ki yine çok çalıştığım. O kısımları sizinle çok paylaşmıyorum. Çalışmak zaten çok iyi geliyor. Acaba şöyle otursam, kolum ağrıdı. Böyle hala aşağı bakmıyorum. Evet, böyle güzel oldu. Çalışma kısımlarımı sizinle çok fazla paylaşmıyorum. Niçin? Orası çok özel bir alan ve bunu paylaşmam zaten yasak. Sadece kendi konuşmalarımı paylaşabilirim. O da o kadar az oluyor ki ve çok üst üste seanslarım oluyor ki bunu sizlerle paylaşamıyorum. Ben haftanın belli günlerini kendime ayırıyorum. Hafta sonundan ziyade hafta içi mutlaka bir günüm, minimum bir günümü kendime ayırmış oluyorum. Mesela bugün gibi. O da genellikle cuma oluyor. Ve dolayısıyla da böyle kendime ayırdığım, işte ya alışverişe çıkıyorum, cilt bakımına gidiyorum. Çünkü bunlar bana çok iyi hissettiriyor. Size ne iyi hissettiriyorsa onu yapmak çok kıymetli. Çünkü o zaman kendimizi de zaten kendi nezdimizde değerli hissediyoruz. Yani başkasının, bu arada bu lekeler arkadaşlar, şu an kamerada fark ettiğim için konudan konuya geçiyorum. Yüzüme sürülen uyuşturucu böyle bir süre sonra eriyip damlamaya başladı. Bunlar onun. Kirli değil. Kendimize öncelikle değer vermemiz bence hepsinin ötesinde çok kıymetli ve ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bunu yaptığımda daha iyi hissettiğimi fark ettim bugüne kadar. Yani birinden bana şefkat göstermesini, birinin bana iyi davranmasını, iyi sözler söylemesini beklemiyorum hayatta. Bunu beklediğinizde beklenti içerisine giriyorsunuz ve girdiğiniz beklenti sizi daha da mutsuz edebiliyor. Çünkü bugün size bu iyi şeyleri söylüyor. Yarın söylemediğinde o kişiyi kafanızda farklı yere koyuyorsunuz. Söylemediği için de kendinizi değersiz hissedebiliyorsunuz. Ben de ne yapıyorum? Birinin bana değer vermesine gerek yok. Bütçem dahilinde yapabiliyorsam, genellikle senede bir ya da iki kere zaten bu kadar bakım yaptırıyorum. Bu videolarla çok üst üste geldi, farkındayım. Diyebilirsiniz ki yani bu iş biraz para işi. Ama gidip benim gibi cilt bakımı işte ya da doktorda bir şey yaptırmanıza gerek yok. Mesela eczaneler bu konuda çok başarılı. Bir eczaneyle mutlaka kendinize aldığınız cilt bakımı ürünü vardır. Bir eczaneyle bu konuda anlaşabilirsiniz. Onlar genellikle zaten bu tarz şeyleri söylüyor. Kadın ya da erkek fark etmez. Bu söylediklerimin hepsi herkes için geçerli. Bir eczaneye gidip de cilt bakım günlerinizde beni çağırır mısınız deseniz bile bu kendinizi şımartmaktır ve oradan ücret almıyorlar arkadaşlar. Bence bunlar kendimize verdiğimiz kıymetlerle çok ilgili. Bunu da mı yapamıyoruz? Kendimiz cilt bakımı yapabiliriz. Mesela yüz yogası yapabilirsiniz. Benim şu an yaklaşık 1,5-2 ay yapamama durumum var ama ondan sonra yapacağım. Bu arada botoks yaptırsanız da bildiğim kadarıyla yapabiliyorsunuz. Ya da o kısmı atlarsınız yüzünüzün alt bölgesine, ki ben zaten özellikle buralar için istiyorum. Çünkü buralar biliyorsunuz buldoklar, yaşlanıyoruz. Kadın erkek fark etmiyor. Benim eşim inanır mısınız güneş kremini de sürüyor, cilt bakımını da yapıyor. Yani bunları erkekler de yapabilir. Size iyi gelen şeylerin tespitini yapıp biraz daha karamsar hissettiğimizde, biraz daha boşlukta hissettiğimizde, biraz daha mutsuz hissettiğimizde kendimize iyi gelen şeylerle kendimizi şımartmalıyız. Ben kendimi şımartmayı çok seviyorum. Bu şımartma işini de başkasına bırakmaya hiç niyetim yok. Önce kendimizi şımartacağız. Önce kendimizi seveceğiz. Zaten biz iyi, mutlu, keyifli hissediyorsak aşkım onlar da, yani sevdiklerimiz de mutlu, keyifli, huzurlu hissetmeye başlayacak. Maddi kısmı benim şu an sizin videolarda gördüğünüz kısım, manevi kısmından bahsediyorum. Bugün hariç her
her gün sabah sporumu yapmaya çalışıyorum. Bu kendime manevi olarak ve hiçbir para gerektirmeyen sevdiğim alışkanlıklardan, keyifli hissettiğim alışkanlıklardan bir tanesi. Nefes, meditasyon, para gerektirmeyen bir sürü videosunun olduğu kendimi iyi hissettiğim alışkanlıklardan bir tanesi. Suat'la güzel bir yürüyüş, Suat kim diye soranlara, yeni gelenlere eşim olur kendisi. Ya da Bella ile güzel bir yürüyüş, hiçbir para gerektirmeden yaptığım keyifli şeylerden bir tanesi. Şu an kitap okuyamıyorum ama şurada oturduğum yerden belki okuyabilirim. Kitap okumak bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Kendimi iyi hissetmek için sağlıklı yaşamla ilgili kitaplar, işte sağlıklı yaşamla ilgili videolar izlemeyi çok seviyorum. Biraz önce, yani siz biraz önce gördünüz ama benim saatler önce size söylediğim video gibi, Fatih Altaylı'nın videosu gibi. Yani kendime yatırım yapmak aslında en doğrusu bu, en doğru cümle. Kendimi çok iyi hissettiğim bir yer. Yeni bir dil öğrenmek kendinize yaptığınız bir yatırım ve öğrendikçe... Şu an elim yanıyor ya. Öğrendikçe kendinizi çok keyifli hissedeceğiniz ve özgüveninizi artıracağınız bir yer. Modum mu düşüyor benim? Modum düştüğünde ben bunları yapıyorum arkadaşlar. Rutinlerime geri dönüyorum. Ben mesela bir dönem rutinlerimden uzak kaldığımda ne kadar keyifsiz olduğumu fark etmiştim. Arkadaşlarıma çok vakit ayırıyorum. Eğer kendimi kötü hissediyorsam bu size iyi gelmeyebilir. Bunlar hep bana iyi gelen şeyler arkadaşlar. Oy kurban oldum. Oy. Şimdi ben Bella'ya vakit ayırayım. Mesela bunu da çok seviyorum. Sevdiklerime vakit ayırmak... Sevdiklerime vakit ayırım... Sevdiklerime vakit ayırmaların arasında Bella Hatun'a da vakit ayırma var. Bella'yı bir aşağıya indireyim. O birazcık aşağıda gezsin. Ben şapkamı takayım. Aşağıda biraz gezelim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım? Biz videoyu kapatmaya geldim. Videoyu kapatmadan önce de... Şunu çekeyim ya. Annem aşkım. Biz dışarıda yemeğe gittik. Canım kocam. Suratımın halini görünce acıdı bana. Dur aşkım. Mikrofon kızı dur. Üzüldü bana. Hatta şuraya takayım. Daha ceketimle oturuyorum. Kız dur. Allah. Şuraya takayım. Kocam üzüldü benim halime. Bu arada yüzümdeki kızarıklıklar hala gözüküyordur böyle. Parça parça. Şu an daha net belli oluyor bence gündüzdekinden. Gündüz bence bu kadar belli değildi. Böyle zaman geçince belli olmaya başladı. Şimdi videoyu kapatırken neler yapacağım? Videonun ortasına gösterince bana kızıyorsunuz. Videonun sonunda merak edenler için aldığım cilt bakım kalarını göstereceğim. Bu hafta biraz da kıyafet almıştım. Belki bundan bahsetmişimdir. Etmediysem şimdi ediyorum. Onları da bir sonraki videoda göstereceğim. Diyeceksiniz ki Ezgi'cim hani az alışveriş yapıyordun. Hakikaten sadece ihtiyaç aldım. Mesela ne aldım? Bir tane göz kremi aldım. Bunu kullanmadığım için iyi kötü diyemiyorum. Hatta bunu bugün aldım. Estederm'in göz kremini. Bunu doktorum önerdi. Söylemiştim. Botoks ve altın iğne yaptık diye. Bitti göz kremim. Christian Bennett diye okunduğunu tahmin ettiğim. Belki ismini yanlış hatırlıyorumdur. Bir markayı kullanıyordum. Yurt dışından almıştım. Bitti. Ben aslında tatilde alırım yenisini diye düşünüyordum. Hani o zamana kadar yeter. Oradan yeni alırım böyle bulurum güzel bir şeyler dedim. Bulamadım. Yani yetmedi o güne. Dün böyle artık kazıya kullandım. O yüzden bunu aldım. Yves Rocher'den var. Yves Rocher dışındakileri göstereyim size önce. Şöyle bir markanın bunu çok beğendiğim için önereceğim de aynı zamanda. K18 diye okunduğunu düşündüğüm bir marka var şöyle. Çok başarılı. Türkiye'de bununla ilgili bir tane iki kişinin içeriğini buldum. Şöyle göstereyim tekrar. K18 diye geçiyor. Saçım o kadar yumuşak oldu ki bunu kullandıktan sonra. Zaten bunu çok fazla kullanmıyorsunuz. Zannedersem saçınız çok yıpranmışsa eğer ilk birkaç hafta sonra ayda bir ya da birkaç ayda bir kullanıyorsunuz ve salon bakımı diye geçiyor bu K18. Enteresan bir teknolojisi var. Olaplex'lerden daha farklı, daha iyi olduğu söyleniyor. O kadar çok beğendim ki çok pahalıydı. Ben bunu Beymen'in indiriminden aldım. Hatta bir ürün daha almıştım. Sonra stoğum olmadığı için ürünüm satın aldığım şey iptal oldu. Bunun yanında bir de sprey almıştım. O iptal oldu. Çok sinir oldum. Çok beğendiğim için sonra tekrar Beymen'den bana stok indirimi iptal olduğu için stok indirimi diye bir indirim kodu gönderdiler. Bir tane daha aldım. Bir tanesini kendime yedekledim. Birini de anneme aldım. Düşünün o kadar çok beğendim. Bir de bir ürün daha aldım. Artık onlar gelirse gösteririm o zaman. Bir de bunu Beymen göndermiyor da işte yetkili satıcısı kimse o gönderiyor. Onun içerisinde Philip B diye bir markanın şampuanı gelmiş deneme boyu. Bunu tatile yanımda götürürüm. Bir ilaç kullanıyorum ve kullandığım ilaç inanılmaz saç diplerimi kurutuyor. O yüzden The Fair'ın keratin serumunu aldım. Bunu saç diplerinize sürüyorsunuz. Çok iyi geldi. Çünkü böyle aşırı kaşınan ve o kaşıntıyla kepeği olan bir saç dibim oldu son dönemde. Çok kuruyan bir saç dibim oldu. O yüzden de böyle bir çözüm bulabildim. Yani bundan önce buna hiç ihtiyacım yoktu. Çünkü normalden yağlıya dönük saçlarım var. Ne çok yağlı ne
normal ikisi arası bir yerdeydi. Ama son 20 gündür çok kötü bir durumdayım. O yüzden acil çözüm olsun diye böyle bir şey aldım. Bu arada bakım yağları yapıyorum saçıma ama yetmiyordu. Yani bu gerçekten o anlamda benim çok işime yaradı. Çok beğendim. Bunun drone teknolojisi var. Bunun da teknolojisi farklıymış. Bunda Migros'ların şimdi yeni Mion diye şeyi var. Belki bilirsiniz. Reklam değil bu arada. Orada bulduğum için alabildim. Mion diye bir mağaza zinciri açtı. Bir de Yves Rocher'den iki tane şöyle rolon aldım. Biri bana biri Suat'a. Ben bu rolonu çok seviyorum. Bunun koruması çok daha az ama cildim çok hızlı tahriş olduğu için belki aranızda çok hızlı tahriş olan vardır. Piyasadaki neredeyse hassas ciltlere özel rolonları kullandım. Ben deodorant kullanmıyorum, sadece rolon kullanıyorum. En iyisi bile bir süre sonra bende kaşıntı, kuruluk yapmaya başlıyor. O yüzden bugüne kadar kullandıklarımın en iyisi Yves Rocher. Biraz pahalı. Gerçi piyasada artık ucuzda bir şey kalmadı. Biraz pahalı ama ben bunun kokusuna bayılıyorum. Bendeki bitmek üzere, Suat'ınki bitti. O yüzden girmişken iki tane bundan aldım. Şöyle göstereyim, limonlu. Efsane kokuyor. Bence zaten en güzelleri de bu. Bunun bir de 48 saat koruyanı var ama ben hassas ciltli olduğum için içinde paraben bilmem ne, alüminyum bilmem ne falan filan yok diye biliyorum. Bir de seyahatte kullanmamız için bu katı şampuanlar için bir kutu aldım. Suat katı şampuan kullanmayı çok seviyor. Bunu da seyahatte kullanmak için şöyle bir yani sabun koyuyorsunuz. Eskiden de vardı ya böyle sabunluklar vardı. Hatırlar mısınız bilmem. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle bir sabunluk aldım. Cilt bakım haftasında. Ha bu arada tırnaklarımı gösterdim mi size? Dün de gittim tırnaklarımı yaptırdım. Şöyle sadece temiz temiz tırnaklarım oldu. Yani bana ilgilen şeyler arasında ihtiyacım olan şeyleri satın almak, cilt bakımı yaptırmak, tırnaklarımı yaptırmak, arkadaşlarımla vakit geçirmek falan filan zaten videoda bunların hepsini anlattım. Madem cilt bakımının bol olduğu bir videoydu, o zaman dedim ki cildime aldığım ürünleri de sizlerle paylaşayım. Çok şükür ki bu hafta güneş kremi almadım. Ama baktım ki yeni aldığım güneş kremi var ya, size geçen hafta göstermiştim. La Roche'un. Evet, üçte birini kullanmışım. Bir haftada. İkinci haftada yarısına gelirim ben onun. Bir ayda bitiririm bir güneş kremini. Güneş kremi canavarıyım. Çok fazla güneş kremi kullanıyorum. Önümüzdeki günlerde bir daha görürseniz şaşırmayın. Bu haftalık bu kadar olsun. Yine benim kendimi toparlamaya çalıştığım bir haftada yaptıklarım. Önümüzdeki hafta çekim yasası geliyor. Güzel bir video geliyor. Çünkü biliyorum bunu bekliyorsunuz. Ben hayalimdeki her şeyi hayatıma dahil edebileceğimi bildiğim için ve böyle bir gücümün olduğuna inandığım için çekim yasasını hayatımın birçok yerinde kullanıyorum. Ve bunu size videolarda da söylüyorum. Hayatımda günlük alışkanlıklarımda çekim yasasını nasıl kullandığımı anlatmadığımı fark ettim. O yüzden size önümüzdeki hafta bunu göstermeye çalışacağım. Ne yaparken anlatırım bilmiyorum. Ama çok uzun olmamasını istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Ben artık ceket falan çıkarayım.